Günaydın sayın seyirciler. Sabah Haber'de yine hafta başından mutlu bir gün günaydınlar diliyoruz sizlere. Yeni bir günde daha yeniden karşınızdayız, sizlerle birlikteyiz. Bugün takvim yaprakları 15 Ağustos Pazartesi gününü gösteriyor. Ve sayın seyirciler, sabah habere geçmeden hemen hatırlatalım. Bizleri radyo frekanslarımız 100.1, 102.90.6 ve 89.6'dan ayrıca sosyal medya hesaplarımız, Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden takip edebilirsiniz diyelim ve günün gündemiyle sabah habere başlıyoruz. Ve bakalım sayın seyirciler, bugünün 15 Ağustos Pazartesi gününün gündeminde hangi konu başlıkları yer alıyor? Bugün saat 10'da Taşkent Şehitliği'nde Taşkent Şehitleri anılıyor. Saat 17.30'da ise Gazi Mausa'nın kurtuluşu için tören düzenleniyor bugün. Yine saat 8.30'da ise 20.30'da ise Gazi Mausa Namık Kemal Meydanı'nda Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği Kurtuluş Etkinliği Retro Çalgıcıları konseri gerçekleşecek. Ve devam edelim bugüne dair gelişmelerde. BES ve DEVİŞ 51'e 95 sayılı belediyeler yasasında yapılmasını talep ettikleri reformla ilgili komite toplantısı öncesinde meclis önünde bir basın açıklaması yapacak. Basın açıklaması saat 10'da gerçekleşecek ve son olarak saat 18'de ise Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Beyarmudu Derneği arasında protokol imzalanıyor. Evet sayın seyirciler, sabah haberde şimdi Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerine geçtik. Her sabah olduğu gibi öncelikle Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerine bakarak gazete manşetlerini irdeleyeceğiz sizlerle birlikte. Ve ilk gazetemiz Detay gazetesi oluyor Kıbrıs Türk basınında. Bakalım bugün gazetenin atmış olduğu manşeti. Yüksek öğrenimde tercih zamanı başlığını kullandığı Detay gazetesi eğitimle ilgili bir konuya yer verdi. Bakıyoruz bu haberin detaylarına manşette. Atatürk Öğretmen Akademisi de dahil olmak üzere 22 yüksek öğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkede 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısının 110 bine yaklaştığını ifade ediyor Detay gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında bir düşüş olduğunu ifade ediyor gazete. Son 4 yılda yüksek öğretim kurumlarında eğitim alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerde artış görüldü. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde ise sayısal anlamda bir azalma olduğunu ifade ediyor gazete. 2018-2019 döneminde 12.508, 2019-2020 döneminde 12.255, 2020-2021 döneminde ise 13.427, 2021-2022 döneminde de 13.914 olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor. Son 4 yılın rakamlarına göre 12.508 olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 13.914'e yükselirken 35.318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının da 51.280'e kadar ulaştığı ifade ediliyor. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında da 54.875'ten 43.101'e bir düşüş oldu. Yeni kayıtlı öğrenci sayılarını da aktarıyor gazete. Yeni kayıt verilerine göre ise 2018-2019 döneminde 3051, 2019-2020 döneminde 2884, 2020-2021 döneminde 3365, 2021-2022 döneminde de 3592 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci üniversitelere kayıt yaptırdı. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yeni kayıt öğrenci sayısı 2018-2019 döneminde 11.564 iken 2019-2020 döneminde bu sayı 10.200'e geriledi. 2020-2021 döneminde 11.574'e yükselen sayı 2021-2022 döneminde de 10.148'e düşmüş oldu. Yabancı uyruklu öğrencilerde iki katı artış yaşandı diyerek ayrı bir başlık aktarıyor bazı detayları gazete. Son 4 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu yeni kayıt
Son 4 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu yeni kayıtlı öğrenci sayısı 3051'den 3592'ye yükselirken, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde bu sayı 11564'ten 10148'e geriledi. Yabancı uyruklu yeni kayıtlı öğrencilerde ise iki katı üzerinde artış görüldü. 6185 olan sayı 12907'ye yükseldi diyor. Detay gazetesi 2018'den bu yana rakamsal olarak sene sene bazı rakamları detaylarıyla aktardı Detay gazetesi. Takip edebilmeniz mümkün olacak sayın seyirciler. Geçiyoruz sürmanşete. Sürmanşette Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un açıklamalarını görüyoruz Mersinlik yangınıyla ilgili. Mersinlik'te 933 hektarlık alan ilk etapta insan eliyle ormanlaştırılmalı başlığı kullanılmış bu sürmanşet haberi için. Bakan Oğuz, 194 hektarlık alan doğal gençleştirmeye bırakılarak doğal sürece terk edilecektir. Bu alanda öncelikle iç taksimat şebekesinin gözden geçirilmesi, eksik yol ve yangın emniyet şeridi varsa tamamlanması, genişlik olarak yeterli olmayanların genişletilmesi gerekmektedir. Akabinde ise bu sahada bulunan yanık ağaç gövdeleri temizleme kesimiyle kesilip çıkarılmalı ve kozadaki kozalaklı dallar araziye serilerek yerinde bırakılmalıdır. Sahada yapılacak bu işlem tohumlarda çimlenmenin başlayacağı Aralık ayı içerisine kadar bitirilmelidir dedi. Bakan Oğuz, 933 hektarlık sahada yanmış olan ormanın geçmişte de insan eliyle kurulmuş, ortalama 30 yaşında ve çoğunlukla gençlik ve sıklık çağındaki saf kızılçam ve kızılçam artı servi karışık meşçerelerinden oluştuğunu söyledi. Bu sahalardaki yanmış ağaçların genç olması nedeniyle tohum ve kozalak potansiyellerinin çok zayıf olduğuna değinen Oğuz, bu alanın yeniden ormanlaştırma faaliyetleri dozerle toprak işleme yapılarak tüplü fidan dikilmesiyle gerçekleştirilmesinin gerektiğini vurguladı. Mersinlik'teki yanan ormanlık alan içerisinde ağaçlandırmanın, yeşillendirmenin nasıl yapılabileceğine dair bazı açıklamalarda bulunuyor Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz. Ön sayfada yer alan diğer haberlerle devam ediyoruz sayın seyirciler. Neofito'dan güvenlik ve garantilere çözüm önerisi, derhal NATO'ya başvuralım başlığıyla bu haberin paylaşıldığını görüyoruz. Neofito Kıbrıs sorununu içerisinde bulunduğu bataktan çıkarmak için güvenliği ve enerjiyi doğru değerlendirmeleri gerektiği görüşünü ortaya koydu ve bunun için güvenlik ve garantilerle ilgili çözüm önerilerini açıkladı diyor. Detay gazetesi Neofito'nun Kıbrıs sorunu konusundaki açıklamalarına yer verdi. Şimdi ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamasına bakıyoruz. Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve ekonomik sorunlar büyüyor dedi Erhürman. Yüksek öğretimde öğrenci sayısının 110 bine yaklaştığını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında düşüş, 3. ülke uyruklu öğrenci sayısında ciddi artış var dedi. Erhürman, eksik bilgi özellikle 3. uyruklu öğrencilerin ne kadarının aktif yani gerçekten öğrenci, ne kadarının pasif yani öğrenci olarak kayıtlı olup aslında üniversite ile ilgisi olmayan durumunda olduğunu sorguladı diyor gazete. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a dava sürecini başlatıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu'na yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle dava sürecini bugün 15 Ağustos Pazartesi günü dava başvurusunu saat 10'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde başlatacaktır ifadesi yer alıyor. Ve son olarak yine spor gündemiyle ilgili bir gelişme, detaylarını iç sayfalarda bulabileceksiniz. Basketbol Federasyonu'ndan gelen bir açıklama, ilkemiz tarafsızlık, tek gündemimiz basketboldur açıklamasını yaptı.
Basketbol Federasyonu bu şekilde bir açıklama geldi. Yine sporla ilgili bir haberdi. Geçiyoruz şimdi bir sonraki gazetemize, Avrupa Gazetesi'ne bakıyoruz. Avrupa Gazetesi sayın seyirciler bugünkü manşet haberinde barış harekatına ilişkin bir habere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs'ta 2. Askeri Harekatın yıl dönümünü bu başlıkla kutladı diyor Avrupa Gazetesi ve ekliyor Ayşe tatile çıksın başlığı yer alıyor. Bu manşet haberde dilerseniz detaylarıyla bulabileceksiniz diyelim iç sayfalarda. Bir sonraki gazetemizle devam ediyoruz şimdi. Avrupa Gazetesi'nin hemen ardından Kıbrıs Gazetesi'ne geldi sıra. Kıbrıs Gazetesi de Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'in açıklamalarına yer verdiği bir manşet haberi paylaştı bugün okurları için. Adalet Bakanlığı'na karşıyım başlığı yer aldı. Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'in açıklaması bu şekilde. Adalet Bakanlığı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara ilişkin Adalet Bakanlığı'na karşıyım dedi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve yine gündemle ilgili mahkemelerin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şimdi dönüyoruz detaylarda Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'in hangi ifadeleri kullandığına bakalım. Gazeteye konuşan Şefik mahkemelerin içinde bulunduğu sorunları anlattı diyor gazete. Seçim ve halk oylaması yasasında yapılmak istenen tadilat konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 13 Eylül'den önce kararını vereceğini söyledi. Adalet Bakanlığı konusundaki görüşlerini ise Adalet Bakanlığı'na karşıyım sözleriyle ifade etti diyor gazete. Bu şekilde aktarıyor Şefik'in açıklamalarını. Yargı bağımsızlığını kaybeder diyor Narin Ferdi Şefik. Yargının en tepesindeki isim olan Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik zaman zaman gündeme getirilen ülkede Adalet Bakanlığı kurulmasına karşı olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı ile bu ülkede yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kalkacağı görüşünü savundu. Şefik ülke nüfusunun çok az olduğuna işaret ederek diğer bakanlıklardaki siyasetin bizi nereye götürdüğünü çok açık görmekteyiz. Şu anda partizanlık sebebiyle kamuda doğru dürüst görev yapan insan sayısı çok azdır sözleriyle karşı oluşunun gerekçesini dile getirdi diyor. Kıbrıs gazetesi 13 Eylül'den önce kararın açıklanacağına da değiniyor. Şefik aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin seçim ve halk oylamasında yapılacak tadilat konusundaki davayı görüşmeye devam ettiğini ve 22 Ağustos'ta da davanın dinlenmesine devam edileceğini vurgulayan Şefik, meclisin yerel seçimlerin tarihini 27 Kasım olarak belirlediğini ve seçim yasaklarının 28 Eylül'de başlayacağına dikkati çekti. Yüksek Seçim Kurulu'nun 13 Eylül'de belediye meclis üye sayılarını belirlemesi ve partilere bildirmesi gerektiğini vurgulayan Şefik, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin davayla ilgili kararını da 13 Eylül'den önce açıklayacağını kaydetti deniliyor. Narin Ferdi Şefik'in açıklamaları bu şekilde. Hem mahkemelerin sorunları hem de Adalet Bakanlığı ile ilgili seçim ve halk oylaması yasası ile ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Takip edebileceksiniz. Yine geçiyoruz sürmanşete. Sürmanşette iki ayrı haber görüyoruz. Bakalım pazar esnafı dert küpü başlığıyla aktarılan haberi. Alım gücü iyice düşen halk artık pazar alışverişlerinde bile 10 kere düşünüyor. Pazar esnafı da hem maliyetlerin altından kalkmanın hem de geçimini sağlayabilmenin yollarını arıyor dedi. Satamadığımızı hayvanlara döküyoruz. Vatandaşın artık alışverişi tane hesabıyla yaptığını belirten esnaf, sabah kilosunu 15 liraya satışa çıkardıkları ürünün fiyatını öğlene 10 liraya düşürdüklerini ancak yine de satış yapamadıklarını kaydediyor. Günün sonunda satamadıkları ürünleri hayvanlara döktüklerini anlatan esnaf, bize maliyetlerin altından kalkıp geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz şeklinde ifadeler kullandı. Pazar esnafının yanı sıra berberler sinek avlıyor başlığıyla aktarılan haberler de var. Eskiden 20 günde bir saç sakal tıraşı olanlar şimdilerde ayda bir bile berbere uğrayamıyor. Berberler insanlar kendi tıraşlarını kendileri yapıyor dedi. Herkese salon açma izni veriliyor. Kıbrıs Türk Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü,
Maliyetlerdeki artışın her sektörde olduğu gibi berberlere de büyük darbe vurduğunu, bunun yanında başka meslekteki kişilere verilen salon açma izinlerinin de mağduriyetlerini artırdığını dile getirdi. İnönülü pandemi sürecinde tıraş makinesi alarak sakal bıyık tıraşını kendileri yapan kişilerde bu alışkanlığın devam ettiğini, bunun da müşteri kaybındaki etkenlerden biri olduğunu anlattı. Logo kenarındayız sayın seyirciler. Kıbrıs gazetesinde Murat Ağa Sandallar ve Atlılar şehitleri dün düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı görüyorsunuz. Logo kenarında haber için kullanılan fotoğrafta toplu katliamları unutmadık başlığıyla da Murat Ağa Atlılar ve Sandallar şehitleri ile ilgili bir başlığa yer veriliyor. Geçiyoruz. Yeşil tepeler yangınla karardı. Yeşilırmak'ta gerçekleşen yangına çevirdik gözümüzü. Yeşilırmak'ta dün öğle saatlerinde makilik alanda başlayan yangının yaklaşık 100 dönüm içindeki doğayı kül ettiği ifade ediliyor. Yine yangın söndürme çalışmaları, bazı insanları görüyoruz. Bu iki fotoğrafta da Yeşilırmak'taki yangından fotoğrafları, kareleri paylaşıyor Kıbrıs gazetesi. Geçiyoruz Yeni Düzen gazetesine sayın seyirciler. Bakalım Yeni Düzen gazetesine. Bu paralar kime gidiyor sorusunu soruyor. Yeni Düzen gazetesi Ercan'dan 2 ayda izahatsız kaynağı bilinmeyen 5.350.000 euro. Üst başlığı kullanıldı bu haber için. Bu paralar kime gidiyor sorusuyla bakıyoruz manşetine Yeni Düzen'in bugün için. Aktardığı manşetinde hangi ifadeler var? Özel haber kapsamıyla yayımlanmış bir haber. Para kambiyo yasasıyla suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareketten tutuklanan 5 kişi de paranın yatırım amacıyla olduğunu ifade etti, ancak kaynağına ilişkin izahat yapamadı diyor Yeni Düzen. Ülkeye son 2 ayda 4 kişinin kaynağı izahat edilemeyen 4 milyon 400 bin euro ile giriş yaparken tespit edildiği resmi verilere yansıdı. Bir kişi ise 950 bin euro ile ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı. Bu rakamın yalnızca polis tarafından tespit edilip basına yansıyan miktarı temsil etmesi ise daha da ürküttü ifadesi yer alıyor. Yeni Düzen gazetesinin paylaştığı manşet habere göre. Bir diğer haber. Oteller atıl kaldı, kıyıları kapandı. Yine bir özel haber. Öncelikle Jasmine Court ve Port Kratos isimli otelleri ve bu otellerin plaj kısımlarını görüyoruz sayın seyirciler. Haberde kullanılan görsellerde. Bu ön sayfadaki diğer haberler. Yeni Düzen'e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Salahi Şahiner'in açıklaması. Kıptek'le ilgili açıklamada bulundu Şahiner. Kıptek yakıt alımlarında vurgun ve rüşvet iddiaları var. Sayıştay nerede sorusunu soruyor Salahi Şahiner. Şahiner'in bu ifadeleri haberin başlığına yansıdı. Ve bir adli haber var. Polisten operasyon 10 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu başlığı yer alıyor sayın seyirciler. Hepsi, tüm haberlerin içeriği de iç sayfalarda devam ediyor. Siz de Yeni Düzen'de iç sayfalardan bu haberlerin detayını bulabileceksiniz. Geçiyoruz Diyalog gazetesine. Diyalog gazetesine baktığımızda sıra alıcıda diyor Diyalog gazetesi ve yine bir uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak bir manşet haber paylaşıyor. Polisin Beyarmudu sınır kapısında gerçekleştirdiği operasyonda 10 kilo Hint keneviri ve 50 gram kokain ele geçirildi. Cumhur Gürgelerli Halil Güneyeli bu kapsamda tutuklandı deniliyor. Sıra alıcıda başlığıyla bu haberin, bu operasyonun detaylarına bakıyoruz şimdi hep birlikte. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yine basın Diyalog gazetesinin ön sayfasında yer alan detaylardan biri oldu. Sınır kapısında pusu kuruldu diyor. Gazi Mausa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün sabaha karşı Beyarmudu sınır kapısında gerçekleştirdiği Dolunay operasyonu sonucunda 10 kilo Hint keneviri ve 50 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında Cumhur Gürgelerli Halil Güneyeli isimli iki zanlı tutuklandı. Suçu kabul etti, isim vermedi.
Uyuşturucuyu yurt dışından getirdiği tahmin edilen Cumhur Gürye'ler polisin sorgulaması sırasında birilerine teslim edecektim dedi. Ancak birilerinin kim olduğunu söylemedi detayını aktarıyor Diyalog. Polisin alıcıyı bulmak için geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtilirken tutuklananlardan biri olan Halil Güneyyeli'nin taksicilik yaptığı belirtiliyor. Cumhur Gürye'ler alıcının kimliğini vermedi. Yine Diyalog gazetesinin öne çıkardığı detaylardan biri soruşturma kapsamında. Logo kenarında yer alan habere geçtiğimizde Diyalog gazetesinde Kuzey'e akın var. Kuzey ve Güney arasındaki geçişler Kuzey'e akın var. Güney'de 500 euro kira parası ödeyemeyen Rumların Mausa'nın Türk bölgesi ve Metehan bölgesi civarında 250 euroya daire kiraladığı iddia ediliyor. Kuzey'e akın var. Bu noktada Kuzey ile Güney arasındaki geçişlerde Güney'den gelen Kıbrıslı Rumların Kuzey'de ev kiraladığı iddiaları da yine basında yer alan haberlerden biri. Diyalog gazetesi de bu haberi paylaşıyor. Yeşilırmak'taki yangına yeniden bakalım. Yeşilırmak'ta meydana gelen yangın sonucunda maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçları yandı. Ekipler seferber oldu deniliyor. Yine bölgeden bir görüntü, bir fotoğraf var. Yeni politika, DİSİ lideri Neofitu güvenlik ve garantilere son vermek için derhal NATO'ya başvurulmasını önerdi. Yeni politika başlığıyla aktarılıyor ve nerede o eski günler başlığıyla bir haber daha paylaştı Diyalog. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar ulaşımın pahalı olmasından dolayı tatil için memleketlerine gidemiyor. Uçak biletleriyle ilgili bir haber ve geçiyoruz. Bir sonraki gazetemize, Güneş Gazetesi'ne sayın seyirciler. Güneş Gazetesi, Turan Kurultayı'nda 28 Türk yurdunun arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da dalgalandı ifadesine yer veriyor. Ve görüyorsunuz bir atın üstünde giden bir süvarinin elinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı var. 28 Türk bayrağı arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına da yer verildi. Macar semalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı başlığıyla aktarılan bu haberde kullanılan fotoğrafsa çok geniş çaplı bir fotoğraf oldu. Neredeyse sayfanın büyük bir bölümünü kapsayan bir fotoğraf. Aynı şekilde manşet haberde geniş yer kaplıyor ön sayfada. Bakıyoruz kullanılan bu haberin detaylarında yer alan ifadelere. Büyük tezahürat diyor Güneş. Macaristan'da düzenlenen Macar Turan Kurultayı'nda Türk boylarının Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan göç serüveninin temsil edildiği atlı süvarilerin bayraklı geçişinde 28 Türk yurdunun arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da dalgalandı. Özellikle atlı süvarilerin bayraklı geçişinde 28 Türk yurdunun arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalanışı alanı dolduran izleyicilerin büyük tezahüratıyla karşılandı. Kuzey Kıbrıs bayrağının diğer Türk boylarıyla birlikte Macar semalarında dalgalanmasıyla duygusal anlar yaşandı diyor Güneş Gazetesi. Türk dünyasının göz bebeği. Macaristan'da düzenlenen Macan Turan Kurultayı'na katılan Serdar Denktaş, Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Denktaş, karşılıklı olarak gençlerimizi ilgilendiren çeşitli projeleri hayata geçirme kararı aldık dedi. Macar Turan Kurultayı'nın kurucu ismi Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Biro ise Kıbrıs'ın Türk dünyasının göz bebeği olduğunu söyledi deniliyor. Böyle bir vahşeti düşünemezdik. Sürmanşetteyiz. Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitleri anıldı. Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitleri dün düzenlenen törenlerle anıldı sayın seyirciler. Murat Ağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır yapmış olduğu konuşmada
Murat Ağa Sandallar ve Atlılar'da hiçbir zaman Rum yaşamadığını, her zaman buraların Türk köyü olduğunu, köy halkının saldırı ve baskılara rağmen göç etmediğini, köy halkının av tüfekleriyle köylerini savunduklarını belirtti. İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim dedi Ahmet Aşır. Yaşanan olayların gelecek nesillere anlatmak gerektiğini ve okullarda yakın tarihin öğretilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Aşır ayrıca benzer olayların bir kez daha yaşanmaması için de birlik içinde ve güçlü olmak gerektiğini vurguladı deniliyor. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu arasında yaşanan gelişmelere Tatar da Sertoğlu'nu dava etti diyor Güneş gazetesi. Cumhurbaşkanı Tatar, Konya'da gerçekleştirilen İslami dayanışma oyunlarının açılışına katılmasıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaları yargıya taşımış oldu. Dönüyoruz Vatan Gazetesi'ne. Vatan Gazetesi, pahalılıktan kurtulmak için Rumlar kuzeyi tercih ediyor. Bu haberin de detaylarını paylaşalım. Yine ekonomik anlamda ülke ekonomisine ilişkin, kuzey ile güney arasındaki geçişlere ilişkin bir haber. Politis gazetesi dün manşetten yer verdiği ve iç sayfadan detaylandırdığı bir haberinde Kıbrıs'ta Rumların pahalılıktan kurtulmak için Kuzey Kıbrıs'ı tercih ettiklerini ifade etti. Kuzey Kıbrıs'ta Metehan sınır kapısını geçtikten sonra yer alan bölgede 2 ila 3 yataklı 3 yatak odalı dairelerin olduğu büyük siteler inşa edildiğini ve 2 odalı daireler için istenen 250 euro civarındaki kiralarınsa düşük gelirli Rum öğrenciler ve gençler açısından cazip olduğunu yazan gazete, bu durumun Mausa bölgesinde de görülmeye başlandığını ve birçok Kıbrıslı Rum çalışanın Mausa'yı tercih ettiğini ifade etti. Bu ev kiralamayla ilgili konuya Vatan Gazetesi de manşetindeki haberde yer veriyor sayın seyirciler. Sürmanşette Serdarlı'nın 48. Kurtuluş Yıl dönümünün törenlerle kutlandığı ifadesi yer alıyor. Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 48. yıl dönümü Serdarlı köyünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 48 yıl önce 20 Temmuz 1974 yılında ülkede ve bölgede büyük savaşlar ve acılar yaşandığını belirtti. Bölgenin bir kısmının işgal edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Ayşe tatile çıksın parolasıyla yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasında 48 yıl önce Mehmetçiklerin ve bu bölgenin mücahitlerinin buluştuğunu belirtti. Logo kenarında Karşıyaka'da 3. Karetta Karetta Şenliği gerçekleştiği ifade ediliyor. Yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önceki gün Lapta Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü'nün düzenlediği ve özel gereksinimli birey ve çocukların katılımıyla Karşıyaka'da gerçekleşen 3. Karetta Karetta Şenliği'ne katıldı ifadesi yer alıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Tatar ve Sertoğlu arasındaki yaşananlara bir kez daha bakacağız. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Konya'da gerçekleşen İslami dayanışma oyunlarının açılışına katılmasıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu'nun yaptığı açıklamaları yargıya taşıdı diyor Vatan. Mersin'in Kantara yangınında tahrip olan orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bir açıklamada bulundu ve bu yangın sonucunda 1815 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade etti Bakan Oğuz. Serdarlı ve civar köylerdeki kurtuluşun 48. yıl dönümünün yanı sıra yine Murat Ağa Sandallar ve Atlılar şehitleri de düzenlenen resmi törenle anılmış oldu. Bu haberi de paylaşmıştık sizlerle ve bu düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı. Yükseköğretimde geçen dönem öğrenci sayısı
110 bine yaklaştı. Bu da yüksek öğretimle, eğitimle ilgili bir haber oldu. Atatürk Öğretmen Akademisi de dahil olmak üzere 22 yüksek öğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkemizde 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısının 110 bine yaklaştığı ifade ediliyor ve son 4 yıl içerisinde yani 2018'den bu yana aktarılan rakamlara bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında bir artış görüldü. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında da bir düşüş yaşandığı detayı dikkati çekiyor aktarılanlara göre sayın seyirciler. Geçiyoruz Halkın Sesi gazetesine. Halkın Sesi gazetesine baktığımızda dairelerin yeni müşterisi Rumlar diyerek de Halkın Sesi gazetesinin bugün manşetinden aktardığı konu Güney Kıbrıs'ta yaşamını sürdüren Güney Kıbrıslı. Kıbrıslı Rum öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı apartman dairelerini kiralamaya başlamasıyla ilgili haber. Akaryakıt alımı ve alışveriş için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen Rumlar ev kiralarının daha ucuz olduğu gerekçesiyle artık Kuzey'de ev kiralamaya başladı diyor Halkın Sesi gazetesi. Bu haberin de detayını paylaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta Metihan sınır kapısını geçtikten sonra yer alan bölgede 2-3 yatak odalı daireler için istenen 250 euro civarındaki kiralar düşük gelirli Rum öğrenciler ve gençler açısından cazip oldu. Bu durum Mausa bölgesinde de görülmeye başlandı diyor Halkın Sesi. Birçok Kıbrıslı Rum çalışan ve öğrenci güneyde kirada oturdukları evleri bırakıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmeye başladı. Rum tarafından 1000 Euro'dan daha az maaşa sahip gençler, kiraların 500 Euro'dan başladığı Güney Kıbrıs'ın aksine kuzeyde yaşamlarını sürdürebileceklerini vurguladı. Lefkoşa yanında Mausa'nın güneyindeki otellerde görevli çok sayıda çalışan, Mausa'nın kuzey bölgesinde daire kiralamayı tercih ederken, bu kişiler işlerine gidip gelmek için her gün Metihan, Lokmacı, Derinya ve Akyar sınır kapılarından geçiş yapıyor. Ev kiralarıyla ilgili bir gelişmeydi bu. Dönüyoruz sürmanşete. Günsel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak. Bakalım bu habere. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ifadeleri yer alıyor. Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili Günsel'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı ve bu Günsel araçlarıyla bir test sürüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Günsel'in ülkemize umut veren ve yarınlara güvenimizi perçinleyen büyük bir proje olduğunu vurguladı. Profesör Doktor İrfan Suat Günsel, Günsel'in 18 aylık bir süreçte seri üretime başlayacağını söyledi ve etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacağını belirtti. Loko kenarındaysa Yeşilırmak'ta gerçekleşen yangına bakıyoruz. Dün öğle saatlerinde bölgede çıkan yangında 100 dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçları yandı. 100 dönüm alan kül oldu diyor Halkın Sesi. 7 ayda 682 bin yolcu. Bakıyoruz bu habere. Ocak ila Temmuz döneminde hava ve deniz limanlarından ülkeye 682 bin yabancı uyruklu giriş yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 7 aylık sürede 532 bin Türkiye Cumhuriyeti, 150 bin de 3. ülke vatandaşı geldi deniliyor. Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Kıbrıs Türk basınında yavaş yavaş sona doğru yaklaştık ve Kıbrıs Türk basınındaki son gazetemiz Yeni Bakış gazetesi olacak. Bakıyoruz, inandırıldık başlığı kullanılmış bu haber için. Avrupa Birliği Derneği eski başkanı Ali Erel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve hakları vardır diye hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ın kuzeyinde inandırılan birçok insan olduğunu belirtti. Yok öyle bir şey görüşünü savundu, inandırıldık iddiasını ortaya koydu. Yeni Bakış gazetesi Ali Erel'in açıklamalarını yansıtıyor bugünkü manşet haberinde. Bakıyoruz bu haberin detaylarına sayın seyirciler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve hakları vardır denildi. Yok öyle bir şey. Kıbrıs Türk toplumu vardır ve onun hakları vardır görüşünü ortaya koyan Ali Erel, Kıbrıslı Türkler olarak bu haklarımızın peşine düşeceğimize burada sanki Kuzey tamamen bizimmiş gibi hak talep edilmekte olunduğunu belirtti. Erel bir hayal dünyasında yaşatılmanın yansımasının görülmekte olduğu iddiasını ortaya koyduğu açıklamalarında bu durumun hepimizin içine işlediğine vurguda yaptı diyor Yeni Bakış. Erel, ölümde, doğumda, araba alırken, tapudan koçan alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin makamlarına kaydedilir. Ancak tüm bunları devlet ilan etmeden de yapabilirdik. Bir ülkede devlet otoritesi olmayabilir ama mutlaka polisin varlığına, mahkemelerin varlığına inanmak gerekir. İnsanların hayatı cehennemken uluslararası hukuk buna itiraz etmez. Bunlara tolerans gösterir diye konuştu. Erel tüm bunlar için Kıbrıs durumlardan kopup makamlarımızı bırakmanın yanlış olduğunu belirterek şimdi içinde bulunduğumuz bu durumun ne zaman temizleneceğinin belli olmadığını söyledi. Erel Maraş konusuna da değinerek burası vakıflarındır denilmekte olduğunu, bunun da yanlış bilgi olduğunu ifade etti aktarılanlara göre. Erel burada da takiyenin üzerine oturduğumuzu ifade ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları olduğunu ve Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olmadığını savundu. Bu noktada bazı iddialarda bulundu. Ali Erel'in iddialarını yansıtıyor Yeni Bakış gazetesi. Dilerseniz hem ön sayfada hem iç sayfada devam edecek Erel'in açıklamaları. Sürmanşete baktığımızda ise yine eğitim, yine yüksek öğretim konusu. Ülkede 22 üniversite faaliyet gösteriyor. Atatürk Öğretmen Akademisi de dahil olmak üzere ve 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı diyor Yeni Bakış gazetesi de. Son 4 yıldaki rakamlara bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış varken Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında ise bir düşüş görülüyor sayın seyirciler. Logo kenarında 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bir dolunay operasyonu yapılmıştı. Daha önce de bazı gazetelerde aktardık. Beyermudu Kara giriş kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yapan HG'nin kullanımındaki ve CG'nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada 10 kilo ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu ve 50 gram ağırlığında da kokain türü uyuşturucu ele geçirildi polis tarafından. Yeşilırmak'ta bir yangın vardı ve bu yangın korkuttu diyor Yeni Bakış. Yeşilırmak köyünün güney ve kuzey kısmında başlayan yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçları yandı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan bir açıklama var. Eğitim Bakanı'nın öğretmenler yasasını tek taraflı değiştirmek istemesinin ne demokrasi, ne eğitim ilkeleri, ne de siyasi teamüllerle uyuştuğunu belirtti sendika. Basit bir matematik hesabıyla eğitimden tasarruf edilmesinin izahı bile olamaz dedi. Rant alanlarına aktarılan milyonlar kimin tasarrufundadır başlığı yer alıyor. Öğretmenler Sendikası'nın yapmış olduğu açıklamayla ilgili bazı detaylar var. Bu haberin başlığına da yansıdı. Bulabileceksiniz detaylarıyla içeriğini. Kıbrıslı Rumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih ediyor başlığıyla aktarılan haberde de sayın seyirciler yeniden Güney Kıbrıslı vatandaşların, Güney Kıbrıslı gençler ve çalışanların 250 euro karşılığında bu civardaki rakamlarda kiralanan daireleri daha uygun bulduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daire ev kiralamaya başladığı ifade ediliyor. 2-3 yatak odalı daireler Kıbrıslı Rumlar tarafından kiralanmaya başlandı. Hem Lefkoşa ve Lefkoşa'nın yanı sıra Mausa bölgesinde de aynı durum geçerli. Bununla ilgili bir gelişmeye yer veriyor. Rum basınının aktardığı bu gelişmeyi bugün Kıbrıs Türk basınında yayımlanan bazı gazetelerde de görüyoruz sayın seyirciler. Ve bu şekilde Yeni Bakış gazetesinin noktalıyoruz ve sayın seyirciler Kıbrıs Türk basınında
bugün 15 Ağustos Pazartesi günü hafta başında yayınlanan, yaşanan bazı gelişmeleri, güncel gelişmeleri gazete manşetlerinden Kıbrıs Türk Basını'nda aktardık sizlere ve şimdi gözümüzü kulağımızı Türkiye'ye çeviriyoruz. Türkiye basınında bugün Türkiye'de yaşanan, gazetelerin ön sayfalarına çıkan önemli konu başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.39 ve Türkiye basınıyla devam ediyoruz. Türkiye basınına geçmeden önce hatırlatalım. Radyo frekanslarımız 100.1, 102, 90.6 ve 89.6. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden bizleri bu platformlarla da takip edebilirsiniz. Televizyon kanallarımızın yanı sıra diyelim ve Hürriyet gazetesine dönelim şimdi. Hürriyet gazetesi bu nasıl üniversite sorusunu sorduğu bir manşet haberi paylaşıyor. YÖK Antalya AKEP Üniversitesi ile ilgili 5 büyük dosyayı soruşturuyor. Dosyalarda sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına kadar onlarca vahim iddia yer alıyor. Plaka kopyalanmış. AKEP'e yönelik suçlamalardan bazıları şöyle: yatay geçiş için sahte belge hazırlama, sahte fatura üretme, rektör aracının plakasının kopyalanması, ihale yolsuzluğu, yasa dışı para transferleri, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılması, denizcilik ve havacılık yüksekokulları ile ilgili iddialar daha vahim diyor gazete. YÖK tek tek inceliyor. Denizcilik Yüksekokulu'ndan mezun gençler yat kaptanlığı ehliyetini, gemi adamı cüzdanını alamamış. Sivil Havacılık Yüksekokulu'ndan mezun gençlere ise sahte diploma verilmiş. YÖK bütün bu iddiaları tek tek inceliyor, belgeleri tarıyor, öğrencilerle konuşuyor. YÖK Başkanı olayın takipçisi, yargı ve denetim sürecinde sona yaklaşılmış deniliyor sayın seyirciler. Denizde film gibi kovalamaca. Bir sonraki haberdeyiz. Dalgıç polis tarafından yakalanan Miraç Kılıç diğer polislerin yardımıyla tekneye çıkarıldı. İstanbul Avcılar'da kimlik kontrolünden kaçan Miraç Kılıç, marinada kayalıklardan denize atladı. Sonrası filmleri aratmadı, kurbağa adam yakaladı. Deniz polisine haber verildi. Kıyıdan 2 kilometre açığa yüzen Kılıç yanına tekneyle gelen polisin ikna girişimine kayıtsız kaldı. Kendisine atılan can simidini de boş bıraktı. Devreye kurbağa adamlar olarak da bilinen sualtı polisleri girdi. Yakalanan Kılıç'ın uyuşturucu ticaretinden arandığı, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı deniliyor. Tatil mağduruna hukuk tüyoları. Tatil için gittiğiniz otelde, kiraladığınız evde sıkıntı yaşadınız. Peki hakkınızı nasıl arayacaksınız? İşte uzman tavsiyeleri dedi Hürriyet gazetesi. Videoya çekin. Deniz manzaralı otel odası tuttunuz. Gittiğinizde size duvar manzaralı oda verdiler. Mutlaka fotoğraf ve video kaydıyla bu durumu belgeleyin. Kiraladığınız evle ilgili sıkıntı yaşamamak için sözleşmeniz olması önemli. Sulh mahkemesine başvurabilirsiniz. Turizme Türkiye dopingi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Polikasvili dünya turizmindeki olumlu gidişe dikkati çekti ve Türkiye'nin en önde gelen rotalardan biri olduğunu vurguladı. Ve sayın seyirciler, treni raydan ihmal çıkarmış. Oyun treni raydan çıkınca Sinem Dilekçe yere çakılarak can vermişti. Ustaya emanet. Giresun'da komiser Sinem Dilekçe'nin ölümüne neden olan Luna Park'taki oyun treni kazasının altından ihmal çıktı. Luna Park'ta iş güvenliği uzmanı yoktu. Bakımları mühendislerin yerine sanayiden çağrılan ustalar yapıyordu deniliyor. Ve Hürriyet gazetesini böylece tamamlayarak Sabah gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Sabah gazetesine baktığımızda görüyoruz manşet haberde özgür, rahat ve eşit yaşıyoruz ifadesi yer alıyor.
AK Parti'yi ve Türkiye'deki dönüşümü değerlendiren vatandaşlar yaşamlarındaki değişiklikleri çok çarpıcı örneklerle anlattı diyor Sabah gazetesi. 39 yaşındaki Gülden Gebiç, 99'da üniversite eğitimim engellendi. AK Parti'den sonra başörtüsü sorunu kalktı. Üniversiteyi bitirdim. Şimdi herkes özgürce yaşamını sürdürüyor dedi. 90 yaşındaki Osman Şahin, hastanelerde, fırında, bakkallarda çektiğimiz eziyeti ve uzun kuyrukları unutamam. 21 yıl önce AK Parti doğdu, onun sayesinde her şey rahatladı dedi. Osman Yıldız emekli. AK Parti öncesinde emekliler banka kuyruklarında insanlık dışı muamele görürdü. Banka önünde yaşamını yitirenler olurdu. Şimdi maaş eve gidiyor dedi. Ve 59 yaşındaki Recep Beykoz. Eskiden insanları iki gruba ayırırlardı. İşçiler sigorta ve devlet hastanesinden başka hastaneye gidemezdi. Şimdi herkes eşit hastane seçme hakkına sahip diyor Beykoz. Ve bu şekilde manşet haberi yayınlıyor Sabah gazetesi. Devam ediyoruz. Eğitimle ilgili bir haber. Yaz okulları 1 milyon çocuğu mutlu etti. Öğrencilerin tatilde eğitimden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı yaz okullarında 1 milyon öğrenciye eğitim verdi. Eğlenceli aktiviteler yapan çocuklar memnuniyetlerini paylaştı. Ömer Durna, akıl oyunları oynadık, yeni arkadaşlar da edindim dedi. Onur Arpacı, birçok aktivite yaptık, eğitimler çok güzel ve eğlenceli geçti dedi. Aslı Toysa, gelecek yılın konularına hazırlık oldu, çok eğlenceliydi ifadesini kullandı. İşte anne sevgisiyle başaran Türk Hawking. Google'dan eBay'e dünya devleriyle çalışan ve IQ'su en yüksek bilim adamlarından olan Murat Can Çiçek'in başarısının arkasında annesi Nilgün Hanım'ın fedakarlıkları var. Murat Can şimdi Türkiye'ye döndü ve kendi yazılım şirketini kurdu ifadesi yer alıyor. Bir dış haberle devam edeceğiz sayın seyirciler. Kilisede yangın faciası, çoğu çocuk olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Mısır'ın Giza kentindeki Abu Sifin Kilisesi'nde pazar ayini sırasında yangın çıktı. Kilisede çoğu çocuk 41 kişi hayatını kaybetti. 55 kişi de yaralandı. Mısır polisi yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden çıktığı yönünde açıklamada bulundu. Fonlanan muhalefet medyası olunca ses yok. Yandaş medyanın CHP ve İYİ Parti tarafından fonlanmasına Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden sessiz destek başlığı yer alıyor. Geçiyoruz bir sonraki gazeteye, Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde denizcilikle ilgisi olmayan partililer yönetime atandı. Liman değil, AK Parti arpalığı başlığını kullandığı bir manşet habere yer verdi. Ve bir diğer haberse öğretmenlere el çektirildi. Diyanetten tek temsilci onlar itirafı geldi. Köyler imama kaldı başlığıyla aktarılan bir haber var. Yine öne çıkan haberler olarak görüyoruz bu iki haberi. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçtikten sonra Milliyet Gazetesi'ne geliyoruz. Avrupa'da susuz yaz başlığını kullanıyor Milliyet Gazetesi. Ve Avrupa'da Avrupa ile ilgili bir habere yer veriyor. Haziran ayından bu yana rekor sıcaklıkların kaydedildiği Avrupa'da yangınların ardından kuraklık da baş gösterdi. Avrupa ekonomisi için hayati olan pek çok nehirde su tehlikeli seviyelere düştü. Meteorolojiden sağanak uyarısı da deniliyor. İtalya'daki Garda Gölü de şimdiye kadarki en düşük seviyesine yaklaştı. Turistler suyun altında olan ancak kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan kaya ve göl tabanında yürüyüş yapmaya başladı. 500 yılın en kötüsü deniliyor. Yaklaşık 2 aydır kayda değer bir yağış görmeyen Batı, Orta ve Güney Avrupa'da meteorologlar kıtanın 500 yılda görülen en kötü kuraklıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Almanya Federal Hidroloji Enstitüsü yük taşımacılığı, sulama, imalat, enerji üretimi ve içme suyu için kullanılan Ren Nehri'nin seviyesinin tehlikeli seviyeye düştüğü yönünde bir açıklamada bulundu ve üretim de bu kuraklıktan darbe aldı diyor Milliyet Gazetesi. Önemli nakliye arterleri olmasa da ülkenin elektriğinin
%70'ini üreten nükleer santralleri soğutmaya yarayan Fransa'nın nehirleri de aşırı sıcaklıktan etkilendi. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'nun akışın normal hızının 1/10'ine düştü. Kasım ayından bu yana düzenli yağış olmaması nedeniyle mısır ve risotto pirinci üretimine de büyük bir darbe indi. Türkiye'ye baktığımızda meteorolojiden sağanak uyarısı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, Bursa ve Zonguldak için sağanak yağış uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'un aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği ifade edildi deniliyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Kahramana dua başlığına yer verdi bugün akşam gazetesi. 8 yaşındaki Elif kendisini bağışladığı ilikle hayata bağlayan süper kahramanını tanıyamadı ama mezarında dua etti. Yeni ailesini Bursa'da buldu, keşke sana sarılabilseydim ifadesi yer alıyor. Bir dış haber, Almanya karne ile gaza hazırlanıyor. Berlin yönetimi kış öncesi doğal gaz tüketimini %20 azaltacak, tedbirler yeterli olmazsa karne ile dağıtım başlayacak. Türkiye gazetesi ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Geçiyoruz Türkiye'ye. Sahipsiz buldukları evlere çöküyorlar, işgalciler başlığına yer verdi Türkiye gazetesi bugün. Dolandırıcılar boş gördükleri evleri sahiplerinin haberi olmadan çilingiri açtırıp başka birilerine kiraya veriyor. Kiracı da mağdur oluyor. Evi perdesiz bırakmayın. 45 saniye ömrümüzü bitirdi. Büyük Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Acılar taze. 18 saat enkaz altında kalan Emine Cebeci, oğlumu 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında buldum. 45 saniye gençliğimizi, çocuğumuzu, bedenimizi, her şeyimizi aldı. O sadece 45 saniye değil, bir ömürdü bizim için diyerek gözyaşı döktü. Korkutan deprem deniliyor. Ege 5'le uyandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Profesör Doktor Hasan Sözbilir bölgedeki gerilimin artçı deprem aktivitesiyle sürdüğünü söyledi. Bu şekilde Türkiye gazetesini tamamlayıp Sözcü gazetesine geçiyoruz. Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde 21 yıllık AK Parti'ye iki farklı Erdoğan damga vurdu, ne söyledi neler yaptı diyerek bir manşet haber paylaşıyor Sözcü. Başbakanken söyledikleri ve Cumhurbaşkanıyken yaptıkları diyerek de bir haber paylaştı. Bazı detaylara yer verdi Sözcü gazetesi ve geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine, Türkiye basınındaki son gazete Yeni Şafak gazetesi. Döviz stokçularına kredi verilmezse faiz, dolar ve enflasyon düşer başlığı yer alıyor bugünkü manşet haberde. Turizm, ihracat gelirleri ve yabancı yatırımcıların getirdiği dövize rağmen piyasalar dengeye oturmuyor. Bunda döviz stoklayan 400 ila 500 sermayedarın payı büyük. Ellerindeki bankalardaki mevduatın %70'ine karşılık gelen 180 milyar dolarlık döviz bulunmasına rağmen yeni kredi peşinde koşan bu stokçulara verilen her yeni kredi kur, faiz ve enflasyonu yükselten silaha dönüşüyor dedi Yeni Şafak gazetesi. Sayın seyirciler, Yeni Şafak gazetesi ile birlikte Türkiye basınında bugüne dair, hafta başına dair gelişmeleri de paylaşmış olduk sizlerle ve şimdi gazete manşetlerinde Kıbrıs Rum basınına geldi sıra. Gazete manşetlerinde Kıbrıs Rum basınındayız sayın seyirciler. Politis gazetesiyle devam ediyoruz manşetleri paylaşmaya. Politis bugün iç sayfadan aktardığı bir haberinde Temmuz ayında Güney Kıbrıs'ta ticari uçuşlar %14 azaldı başlığını kullanarak Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın elde ettiği verilere göre pandemiden önce 2019 yılına kıyasla Avrupa'daki ticari uçuşların Temmuz ayında %15 azaldığına ve Güney Kıbrıs'ta ise 2019 yılı Temmuz ayına kıyasla 2022 yılı Temmuz ayında Avrupa ortalamasının biraz altında olan %14'lük bir düşüş elde edildiğine değiniyor. Harafi gazetesine geçtik. Harafi, güvenlik ve gelecek için Kıbrıs sorununa çözüm gerekiyor başlığını kullandığı manşetinde
Sözde Türkiye'nin rahat bırakılmaması için özel önlemler alınması gerektiğine değiniyor. Haberin detaylarında AKEL'in dün derin ya da sözde Türk işgalinin ikinci aşamasını kınayan bir etkinlik düzenlediği AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou'nun yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadığı, sözde Türk işgalinin devam ettiği ve ne inşa ederlerse kuma inşa ettiklerini ve AKEL'in Güney Kıbrıs'ın içinde ve dışında çözüm çabalarına devam edeceğini, çünkü çözüm olmadan bugünün ve geleceğinin garanti edilemeyeceğini söylediği aktarılıyor. Alifya ile devam ediyoruz. Alifya gazetesi manşetinden paylaştığı haberinde ekonomik fırtına geliyor başlığını kullandı. Averof Neofitu'nun gazeteye yaptığı açıklamada Rum vatandaşların gülümseme ve sempati veya karar veya sonuç istediğini söylediğine değiniyor. Detaylarda gelecek yıl Şubat ayında yapılacak Rum başkanlık seçimlerine aday olan DİSİ Genel Başkanı Neofitu'nun Alifya gazetesiyle yaptığı röportajın ikinci bölümünde yaptığı açıklamada herkesin kabul ettiği bir ekonomik tsunami'nin uyarısında bulunduğu ve hatalardan ve denemelerden kaçınmanın zorunluluktan daha fazla olduğunun altını çizdiği aktarılıyor. Ve sayın seyirciler, Filelefteros gazetesi son gazetemiz. Filelefteros, Pegasus burada var başlığıyla aktardığı manşetinde Güney Kıbrıs'taki skandalın etkilerinin Atina'ya ulaştığına değiniyor. Haberin detaylarında Avrupa Parlamentosu Milletvekili Georgios Georgiou'nun Atina'da bir radyo istasyonuna verdiği röportajında alaycı bir şekilde casusluk yazılım programı olan Pegasus'un Güney Kıbrıs'ta olduğunu doğruladı. Güney Kıbrıs polisinin rolünden bahsederken aslında Yunanistan'daki davanın Güney Kıbrıs ve casusluk şirketi sahibi Taldilian'la olan bağlantısına değindi ve ayrıca son olan olaylardan sonra Güney Kıbrıs ve Yunanistan'daki gözetleme yazılımı operatörlerinin veri silerek tedbir aldığını iddia ettiği aktarılıyor. Ve Filelefteros gazetesiyle birlikte Kıbrıs Rum basınında da bugüne dair gelişmeleri ekranlarınıza yansıttık sayın seyirciler. Şimdi kısa bir araya doğru gidiyoruz. Saatler 8'i gösterdiğinde hem düne hem de bugüne yansıyan haberlerin yer aldığı haber bültenimizde Sabah Haber'de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyelim. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşı merkezlerini ve çalışma saatlerini açıkladı. Merkezler ve çalışma saatleri şöyle. Esentepe Sağlık Merkezi, Sinovac hafta içi 8-14. Lefke Sağlık Merkezi, Sinovac hafta içi 8-30-12-30. Serdarlı Sağlık Merkezi, Sinovac hafta içi 8-30-12-30. Geçitkale Sağlık Merkezi, Sinovac hafta içi 8-30-12-30. Değirmenlik Sağlık Merkezi, Sinovac hafta içi 8-30-12-30. İskele Sağlık Merkezi, BioNTech pazartesi 8-14. Güzelyurt Sağlık Merkezi. Finans sektöründe enflasyon muhasebesinin önemi nedir? Finansal açıdan yatırım koşulları uygun mudur? Ekonomi sisteminde sigortacılığın yeri nedir? Kıbrıs Türk Ticaret Odası Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Sektör Başkanı Mehmet Adem Kader, ticari açıdana konuk oluyor. Gizem Davulcu'yla ticari açıdan pazartesi 20'de, BRT 1'de. Türkiye'den kabloyla elektrik getirilebilir mi? Enerji koridoru nedir? Güneş enerjisine geçilmeli mi? Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasoğlu ticari açıdana konuk oluyor. Gizem Davulcu'yla ticari açıdan pazartesi 20'de, BRT 1'de. En çok takip edilen, güne gündeme açılan pencere BRT Web. Kuzey Kıbrıs'tan ve dünyadan günün son dakika haberleri, spor, magazin, teknoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, canlı yayınlar, video ve galeriler, kısacası gündeme dair her şey, en doğru, en güncel haberlerin anlık takibi için BRT Web. Gündeme açılan pencere. BRT Web.
Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor ve şimdi haber bültenimizle yeniden karşınızdayız. Bakalım bugünün yer alan haberlerine. Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 48. yıl dönümünde şehit düşenler anılıyor. Gerçekleştirilen direnişte özgürlüğüne kavuşan bölgelerde ise kurtuluş törenleri düzenleniyor. Taşkent'te şehit düşenler bugün saat 10'da gerçekleştirilecek törenle anılacak. Tören BRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Gazi Mausa'nın kurtuluşu dolayısıyla da iki ayrı tören düzenlenecek. Murat Ağ Sandallar ve Atlılar şehitleri ise dün düzenlenen törenlerle anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Ağ Sandallar ve Atlılar katliamlarının tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını, kimseninse yargılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, gelecek nesillere hür ve özgür bir devlet bırakmak istiyoruz diye konuştu. Murat Ağa Sandallar ve Atlılar köylerinde toplu katliam sonucu yaşamlarını yitiren şehitler düzenlenen iki ayrı törenle anıldı. İlk tören Murat Ağa Sandallar şehitliğinde yer aldı. Törende ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve üç el saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra Murat Ağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı. Murat Ağa Atlılar Sandallar'a geldiler ve çocukları, kadınları toplayıp katliam çukurları başlarına götürdüler ve orada katlettiler. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da törende konuştu. 48 yıl önce Murat Ağa Atlılar ve Sandallar köylerinde yaşananların, Rum-Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA'nın ilk katliamı olmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı sürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum. Tören şehit torunu Ayşegül Akın'ın okuduğu şiirle devam etti. Dün 14 Ağustos 1974. Bugün 14 Ağustos 2022. 48 yıl geçmiş aradan nefes alıp verene kadar. 14 Ağustos 1974'te Atlılar köyünde 16 günlük bir bebekti selden bebek. Dünyaya yeni gelmişti. Ne olduğunu anlamadan Rumlar tarafından annesinin kucağında toprağa gömüldü. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Murat Ağa Sandallar ve Atlılar'da çok acı bir katliam yaşandığını, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde bu acıları unutmanın mümkün olmadığını söyledi. Ama onlara olan borcumuz bu devleti yüceltmektir. Onlara olan mükellefiyetimiz bu topraklarda zor kazandığımız bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi sürdürebilmektir. Çünkü o şehitler canları pahasına bu zulümden geçerken onlardan bir hürriyet, bir bağımsızlık, bir devlet, bir cumhuriyet doğmuştur. Bu cumhuriyeti sonuna kadar yaşatabilmek için anavatanımızın Türkiye'nin de desteğiyle bu kutsal mücadele devam ettirilmektedir. Birinci Barış Harekatı'ndan sonra ikinci Barış Harekatı bugünlere rastlıyor. 48 yıl önce Türk ordusunun yeni sınırların çizilmesiyle artık Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığı ve dolayısıyla o tarihlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştı. Bugün bu mücadelemiz hala devam etmektedir. Yeni siyasetimiz egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki kurumsal yapının işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olacağını, bunu büyük bir mücadeleyle, yüreklilikle bütün dünyayla paylaşıyoruz. Bu uğurda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her yerde göğsünü siper ederek Kıbrıs'taki yeni siyaseti desteklemektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında katliamın dünyanın gözü önünde yaşandığını da vurguladı. Rum tarafında sık sık
belki kendilerinin muhalif gazetelerinde yayınlanan belgeler vardır. Cezalandırılmayan cinayetler diye. Cezalandırılmayan cinayetler diye. Bu katiller bellidir. Bu katillerin kim oldukları bellidir. Ve başka bir belge, çoğu asker ve polis. Düşünebiliyor musunuz ki Birleşmiş Milletler'in gözü önünde o yönetime ait polis ve asker böyle bir cinayet işliyor. Buna benzer başka cinayetler de işlenmiştir. Ama bunları kimse yargıya götürmemiştir veya götürememiştir. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak bu gerçeği kınıyoruz. Buradan şehitlerimizin huzurundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün dünyaya bu gerçeği de bir kez daha paylaşıyoruz. Bundan ancak utanmalıdırlar. O bakımdan bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tören şehitliğin gezilmesiyle tamamlandı. Ardından Atlılar Şehitliğine gidilerek ikinci tören gerçekleştirildi. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve üç el saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu. Sayın seyirciler, Serdarlı'nın kurtuluşunun 48. yıl dönümü dün Serdarlı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye'nin desteğiyle 1974 öncesine asla dönülmeyeceğini vurguladı. 14 Ağustos Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 48. yıl dönümü Serdarlı köyünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 48 yıl önce 20 Temmuz 1974 yılında ülkede ve bölgede büyük savaşlar ve acılar yaşandığını belirterek bölgenin bir kısmının işgal edildiğini söyledi. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için şanlı Türk askeri ve kahraman mücahitlerimiz ve bölge halkımız omuz omuza vererek 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatı'nın yapılmasıyla bölgemiz kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Ve bugün bizler için tarihi bir gün olmuştur. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ayşe tatile çıksın parolasıyla yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasında 48 yıl önce Mehmetçiklerin ve bu bölgenin mücahitlerinin buluştuğunu belirtti. Yürütmekte olduğu Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasında tam 48 yıl önce Mehmetçikler bu bölgenin mücahitleriyle buluşmak ve hasret gidermek ve bu bölgenin güvenini sağlamak için ve ikinci barış harekatının tamamlanmasıyla artık Gazi Mausa'dan Nefke'ye kadar ve Yeşilova kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının çizilmesi bizler için, Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası ve bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, egemenliğimizin kazanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması bakımından çok önemli bir tarihti. Dolayısıyla Serdarlı halkını o bakımdan kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının TSK'nın yürüttüğü harekatla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu mücadelenin hala devam ettiğini söyledi. Onun için biz birlik ve beraberlik içerisinde anavatanımızın Türkiye'nin de desteğiyle milli siyaseti yürütürken artık 1974 öncesine asla ve katta dönmeyeceğimizi, yeni siyasetimizin egemenlik temelinde olması gerektiğini ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sarılmamız ve milli hedeflerimiz, milli şuurumuz ve bu topraklarda ecdattan devraldığımız sorumluluğu ve şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal toprakları sonuna kadar savunabilmek, kendi geçtiğimize umut ve güvenli bir gelecek teslim edebilmek için bu siyaseti bütün her yerden gelen saldırıya rağmen sonuna kadar sürdürmek bizler için kutsal bir görevdir. Törende Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi de yer aldı. Tören resmi geçitle sona erdi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşımda Ayşe tatile çıksın parolası ön plana çıktı, şehit olanlar anıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 48 yıl önce Kıbrıs'ta başlayan 2. Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Ayşe tatile çıksın parolasının ön plana çıktığı bir paylaşım yaptı. Bakanlık Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla harekatta şehit olan Mehmetçik ve soydaşları andı. Paylaşımda ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihimde her sayfa zaferle dolu. Barış için savaşan büyük Türk'üz biz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 48 yıl önce bugün Ayşe tatile çıksın parolasıyla 2. Barış Harekatı'nı başlattı. Bu harekatla Kıbrıs Türk'üne yönelik barbarca zulüm ve işkenceler yapan teröristler Mehmetçiğin karşısında kaçacak delik aradı. Harekatın yıl dönümünde şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve tüm soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz ifadelerine yer verildi. Sayın seyirciler, Yeşilırmak'ta dün öğle saatlerinde çıkan yangında felaketin eşiğinden dönüldü. Sapa bir yerde çıkan yangın ağırlıklı olarak maki bitki örtüsünün hakim olduğu alanda etkili oldu. Yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü. Polis yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçlarının yandığını açıkladı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Belediye'ye yaptığı açıklamada yangının bir vatandaşın temizlik sırasında yakmış olduğu ateşten dolayı çıkmış olabileceğini belirtti. Yeşilırmak köyünün güney ve kuzey kısmında arazi içerisinde yangın çıktı. Sapa bir yerde çıkan yangın ağırlıklı olarak maki bitki örtüsünün hakim olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yüksek bölgelere ise yangın helikopteri müdahale etti. Yangın yerine giderek incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Belediye'ye konuştu. Oğuz, yangının itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ve yangın helikopteriyle köylülerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını söyledi. Canlı olarak ateş yok, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgeden aldığımız duyumlara göre bir temizlik sırasında bir vatandaşımızın temizlik amacıyla yakmış olduğu bir ateş. Yine insan kaynaklı, insan hatası maalesef her zaman. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada ise yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçları yandı. Sayın seyirciler, Mersinlik Kantara yangınından tahrip olan orman alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İlgili sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tahrip olan alanla ilgili bilgi verdi, yeniden yeşillendirme için uygulanacak iş planını paylaştı. Yangını tamamen biz... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik Kantara yangınında tahrip olan orman alanında yapılan tespitler, uygulanacak iş planı ve yeniden ağaçlandırmada uyulacak prensipleri sivil toplum örgütleriyle paylaştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Oğuz, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yangının 1815 hektarlık bir alana zarar verdiğini kaydetti. Yanan alanın yaklaşık 194 hektarı kendi kendine gençleşebilecek tohum potansiyeli mevcut olduğu düşünülen olgun ağaçların yer aldığını kaydeden Oğuz, 933 hektarlık alanın ilk etapta insan müdahalesiyle yeniden ormanlaştırılması gerektiğini belirtti. Oğuz, geriye kalan 629 hektar alan bozuk saha ve 59 hektar alanınsa ağaçlandırmaya uygun olmayan taşlık, kayalık ve tarımsal alanlardan oluştuğunun belirlendiğini söyledi. Bakan Oğuz, 933 hektarlık sahada yanmış olan ormanın geçmişte de insan eliyle kurulmuş, ortalama 30 yaşında ve çoğunlukla gençlik ve sıklık çağındaki saf kızılçam ve kızılçam artı servik karışık meşcerelerinden oluştuğunu söyledi. Bu sahalardaki yanmış ağaçların genç olması nedeniyle
tohum ve kozalak potansiyellerinin çok zayıf olduğuna değinen Bakan Oğuz, bu alanın yeniden ormanlaştırma faaliyetleri, dozerli toprak işleme yapılarak tüplü fidan dikilmesiyle gerçekleştirilmesinin gerektiğini vurguladı. Oğuz açıklamasında bu alanın yeniden ağaçlandırılmasında ihtiyaç duyulacak fidan miktarının yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin adet civarında olduğuna dikkati çekerek, Orman Dairesi Müdürlüğü'nün elinde bu ağaçlandırmayı 2022-2023 dikim sezonunda gerçekleştirecek miktarda fidan stoğu bulunmadığını söyledi. Bakan Oğuz, ilk dikim için ellerinde 500-600 bin fidan olduğunu ve bu fidanların büyük kısmının da Tepebaşı Kalkanlı Büyük Orman Yangını sahasında kullanılmasının planlandığını belirtti. İhtiyaç duyulacak olan fidanların üretimi için Aralık 2022'de üretim sürecine başlanması gerektiğini kaydeden Oğuz, Aralık 2023 tarihinde fidanların dikime hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Oğuz, yanık sahanın tamamında hayvan otlatmasına karşı mutlaka ciddi önlem alınması ve sahaya hayvan girişine izin verilmemesi konusunda da uyarıda bulundu. Ve 12. geleneksel Pulya Festivali için geri sayım sürüyor. Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali bu yıl 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl geleneksel olarak Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen Pulya Festivali'nin 12.'si bu yıl yeniden gerçekleştiriliyor sevgili seyirciler, 17-21 Ağustos tarihleri arasında. Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz ve Festival Komitesi'nden Sevda Özinanır, festivalle ilgili görüşlerini ve festivalin detaylarını Berete'ye aktardı. Çok mutluyum burada olmaktan. 12. Geleneksel Pulya Festivali'nde de yine her zamanki gibi biz de programda dolu dolu bir yer sergiliyoruz. Özelde bölge halkımızı, genelde ülke halkımıza güzel bir festival programı hazırlamaya çalıştık. Bu festivalde yerel sanatçılarımızı desteklemeye çalıştık. Halkımızla birleştirmeye çabaladık. 7'den 70'e herkesin mutlu olabileceği güzel bir program hazırladık. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da Berete mikrofonlarına festivale yönelik şunları söyledi. Halkımızın da morale ihtiyacı var. Motivasyona ihtiyacı var. Sürekli sıkıntılarla gitmiyor bu iş. Bu sıkıntıları biraz olsun birlik beraberlik içerisinde sosyal organizasyonlarla biraz azaltalım düşüncemiz var. O yüzden bu yıl biliyorsunuz Yeni Boğaziçi Pulya Festivalleri uluslararası düzeyde ve 10 gün yapılır. Gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan birçok ülkeden de halk dansları toplulukları, sanatçılar getirilir, ressamlar getirilir. Artı ülke içinden de bizim sanatçılarımız ve yerel gruplarımız da kaynaştırarak güzel bir organizasyon ortaya çıkarıyorduk. Bunların yanında tabii ki spor müsabakaları, anı turnuvaları da çok önemli bizde. Bu yıl 5 günlük bir festival organize ediyoruz. 17-21 Ağustos tarihleri arasında yine spor müsabakaları olacak. Özellikle plaj tenisi, bisiklet turu, minikler turnuvası, futbol turnuvası, masterler turnuvası ve sporting atışları. Yine avcı arkadaşlarımızın anısına düzenlenecek olan sportif etkinlikler. Bunun yanında çocuklara yönelik birçok etkinliğimiz var. Tabii ki Çocuk Belediye Başkanımızın da dediği gibi dolu dolu bir 5 gün geçireceğiz. Önemli olan her kesime hitap edebilmek. Biz bu yönde belediye olarak hem çocuklarımıza hem fikirlerine önem veriyoruz. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yüksek öğretim kurumlarına ilişkin bir haberimiz var sırada. Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında 22 yüksek öğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırladığı bilgiler paylaşıldı. Son 4 yıldaki rakamlara bakıldığında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış görülürken, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında ise düşüş yaşandı. 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı ise 110 bine yaklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırladı. Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim faaliyeti yürüten üniversitelerle Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgilerin yer aldığı kitapçıkta son 4 yılın istatistiki bilgilerine de yer verildi. Buna göre son 4 yılda yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerde artış görülürken Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde azalma oldu. Son 4 yılın rakamlarına göre 12.508 olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 13.914'e yükselirken 35.318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 51.280'e ulaştı. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 54.875'ten 43.101'e düştü. Yeni kayıt verilerine göre 2018-2019 döneminde 3051, 2019-2020 döneminde 2884, 2020-2021 döneminde 3365, 2021-2022 döneminde 3592 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci üniversitelere kayıt yaptırdı. Toplam öğrenci sayısı ise 2018-2019 döneminde 102.701, 2019-2020 döneminde 103.878, 2020-2021 döneminde 103.108, 2021-2022 döneminde ise 108.295 olarak kayıtlara geçti. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Boğaziçi Belediye plajında faaliyet gösteren restoranda meydana gelen yangının ardından bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'dan konuyla ilgili bilgi aldı. Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne ait restoranda çıkan yangının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bölgeye giderek bilgi aldı. Tatar, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'la birlikte incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre itfaiye, orman dairesi ekipleriyle Yeni Boğaziçi Belediyesi ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen yangın sonucu restoranda büyük hasar meydana geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni Boğaziçi Belediyesi'nin önemli faaliyet ve hizmetlerde bulunan başarılı bir belediye olduğunu dile getiren Tatar, Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar başta olmak üzere tüm belediye personelini tebrik etti. Beyarmudu sınır kapısında düzenlenen operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi değerli izleyenler. Polis olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını açıkladı. Beyarmudu kara sınır kapısında yapılan operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Polisin açıklamasına göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Dolunay operasyonu kapsamında sınır kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yapan araçta arama yaptı. Araçtaki bavulda 10 kilo ağırlığında Hint keneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain bulundu. Polis araçta bulunan iki şahsı tutuklarken olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Gazi Mausa'nın Maraş bölgesinde faaliyeti olan Minal adlı kadınlar kahvehanesi kentin en popüler yerlerinden biri. Büyük ilgi gören mekanda kadınlar bir araya gelerek hem güzel vakit geçiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Kadınlar Kahvehanesi Minal Kahve, Gazi Mausa'nın Maraş bölgesinde büyük ilgi görüyor. Belediye ekibi olarak Kadınlar Kahvehanesi'ni ziyaret ettik ve mekana konuk olduk. Minal Kahvehane'ye sık sık gelen kadınlar, mekanda çok keyifli saatler geçirdiklerini, sohbet imkanı bulduklarını ve ev ortamından uzaklaşarak bir nefes aldıklarını söylediler. Eski hatıralarımızı konuşuruz, müzik çalıp eğleniriz, dedikodudan uzak, böyle sevimli bir yer. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Hayal ettiğimiz gibi oldu sonunda.
Çünkü çok istiyorduk böyle bir şey, bekliyorduk yani. Böyle bir araya gelmemiz bizi çok mutlu etti. Eski dostları görürük, eski ahbaplar yani. Yeni dostlar da edindik tabii bu arada, çok güzel oldu. Yani eski günleri konuşuruk, çocuklarımıza problemciklerimizi söylerik birbirimize. Çok güzel geçiyor yani. Mekanın sahibi Kezban Çeltek de uzun zamandır hayalini kurduğu kadınlar kahvehanesini hayata geçirmenin keyfini yaşıyor. Biz kendimiz açtık bu mekanı. Yani önce arkadaşlar toplanalım dedik, sonra dıştakiler gelsin. Yurt dışında olan arkadaşlarım, eşleriyle, çocuklarıyla öyle başladı şey. Bir baktık ses getirdi. Çünkü ben kayıda girdiğim zaman Kıbrıs'ın ilk kadınlar kahvesini kurmuşum. Ondan hiç haberim yoktu. Onu da öğrenmiş olduk. Arkan, yani ses gelince Rum komşular, güney ve kuzey olmak üzere onlar da geliyorlar. Geçen şimdi burası Derinya yolu diye durak yeri oldu insanların. Son bu pandemi de kapattık tabii ki. Şimdi ben çok yeni, daha bir aydır yeniden nefes verdik buraya. Buraya gelen hanımlar daha fazla herhalde emekli yaşlarda bizleriz diye. Daha çok terapi merkezi gibi derim ben burayı. Herkes burada geldiğinde çok mutludur, çok huzurludur. Çoğunun eşinden duyuyorum ki evde sesi çıkmayan kadınlar bol bol şarkı söylermiş. Zaten günümüzde de artık şarkı söylemek her kadının bir şeyi oldu. Hep şarkıcı oldu kadınlar evlerde. Mutluyum yani, iyilik veriyorum galiba insanlara, nefes veririm. Ben burada Kızban Hanım'ın Minal Kahve'yi açtığı zamandan beri elimizden geldiğince müzik yapmaya çalışıyoruz. Gelen arkadaşlara da şarkı söyledikleri zaman eşlik ediyoruz. Onun için buradasınız. Evet, onun için buradayız. Peki devam edin oyununuza. Evet. Bölmeyelim. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Kim kazanırsa lahmacun alacak bu. Ya, olay ya, bu. Lahmacun, lahmacununu oynuyorum. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte sabah haberi bugün burada noktalıyoruz. Yarın saatler yine 7'yi gösterdiğinde BRT ekranlarında sabah haberde güncel gelişmelerle hem gazete manşetleri hem de haber bültenimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sabah haberin hemen ardından hava durumundaki güncel gelişmeler ve spor turumuz ekranlarınıza gelecek. Sonrasında ise manşet artı programını yansıtacağız ekranlarınıza, takip edebilirsiniz diyelim. Bugün çok mutlu, huzurlu ve sağlık dolu geçsin sizler için. Yeni bir haftanın başında çok mutlu bir hafta başı diliyoruz sizlere. Yeni bir gün diliyoruz. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemi, sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta, yer yer kuvvetlice esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 32, Alevkayası'nda 31, Güzelyurt'ta 35, Gazi Mausa'da 34, Lefke'de 34, Yeni Erenköy'de 33, İskele'de 36 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 18, Girne'de 24, Alevkayası'nda 19, Güzelyurt'ta 18, Gazi Mausa'da 22, Lefke'de 24, Yeni Erenköy'de 23, İskele'de 22 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 33, Alevkayası'nda 32, Güzelyurt'ta 36, Gazi Mausa'da 35,
Lefke'de ve Yeni Erenköy'de 33, İskele'de ise 34 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu, rüzgar güney ve batıdan 4 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolayında olacak. Orman yangın olasılığı kritik ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Futbol Süper Lig'in son şampiyonu Maus Atatürk Gücü Bolu Gerede'de hazırlık maçı oynadı. Maus Atatürk Gücü hazırlık maçında Osmaniye Spor'la golsüz berabere kaldı. Ülkede kalarak çalışan takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. Mor Menekşe ile Pera Gençler Birliği hazırlık maçında karşılaştı. Mor Menekşe Cemal Basya Stadında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Turnuvası sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan federasyonun tesisinde düzenlenen organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi. 18 takımın mücadele ettiği turnuvada Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 25 maç oynandı. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen vakıflar bu yıl 1. Lig'de yer alacak. Çekilen fikstüre göre vakıflar Ekim ayının 1 veya 2'sinde oynanacak ligin ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda oynayacak. Vakıflar 2. haftada ise 8 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda Aksaray'ı konuk edecek.